Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün Skyforce'da yeni klas açmaya göstereceğim. 13 tane klas var oyunda, fakat biz oyuna 3 tane klasla başlıyoruz arkadaşlar. İşte Cleric, Paladin ya da Cyromancer, yani büyücü sınıfıyla oyuna başlatıyor bizi. Ve bunları kastıktan sonra baya bayağı skill levellerini arttırdıktan sonra skill ağacımızda bir bölüme geliyoruz arkadaşlar. Bu bölüm nedir? Onu dile getireceğim. Bu bölümden sonra neler bizi bekliyor, neler yapmamız gerekiyor, onları dile getireceğim arkadaşlar. K tuşuna bastığımızda görmüş olduğunuz gibi direkt bizi skill ağacımıza bir yere yönlendiriyor. Burası arkadaşlar Path of the işte Cleric, Paladin, Cyromancer diye yazar. Hangisini kastıysanız, buraya kadar getirdiyseniz arkadaşlar skill ağacınızı. Paladin'de de aynı şekildedir mesela bu. Mesela buradaymış. Gördüğünüz gibi oraya kadar getirdiğinizde, onu aktive ettiğinizde arkadaşlar böyle bir pencere açılacak. Atlas haritası. Buraya girdiğimizde bütün sınıflar burada görünüyor arkadaşlar. Oyuna 3 tane sınıfla başlıyoruz zaten. Class'la başlıyoruz. Onlar burada görünüyor. Ondan sonra da işte Necromancer, Okçu, Warlock, işte ne bileyim Savaşçı, Knight. Yani Paladin'in bir üstü oluyor arkadaşlar bu. Slayer, Asas ya da Kinetic, çok güzel bir sınıf. Biraz onları göstereceğim. Ya da işte ne bileyim Alchemist, Akademik. Onları buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan onları açabilmeniz için Gunner mesela bir yol izlemeniz lazım. Bu yol nedir? Şimdi buraya geldik, diyelim ki Kinetic açacağız. Kinetic'e tıkladığımızda Find Page diye bir şey çıkıyor arkadaşlar, sağ tık yaptığımızda. Ya da haritayı yaklaştırdığımızda böyle atlas haritasını, Kinetic'in gideceği yollar görünüyor. Skill penceresi görünüyor arkadaşlar. Fakat bu Kinetic'e giden yolu böyle çift tıkladıkça açılmıyor. Direkt otomatikman açılmıyor arkadaşlar. Bir yol izlemeniz lazım. İşte burada da bu yoldan sonra yolumuzu çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu pencere geldikten sonra tek tek işte kinetik açacaksak böyle yolumuzu çizeceğiz ve bu yol üstündeki olan şeyleri tek tek açacağız arkadaşlar. İşte 100 mavi spark gerekiyor. İşte enter slot gerekiyor. Gene bize mavi spark gerekiyor. Bunları biriktire biriktire 1 hafta içinde, 2 hafta içinde açabilirsiniz. Sizin biraz oynayış tarzınıza bağlı. Burası tanrı modu arkadaşlar. Burası en güçlü mod oluyor. En güçlü sınıf. Burasını 15K prestij falan biriktirdiğinizde ancak açabilirsiniz. Arkadaşlarım belirttiğine göre bu yolda zaten arkadaşlar sayesinde Twitch üzerinden yayın yaptığımızda arkadaşlarımız söyledi. Sağ olsunlar. Bu yolu izleyerek açacağınız yer neresiyse, okçuysa böyle gidecek. Gördüğünüz gibi bu yolları sizler belirleyeceksiniz ve o skilleri açığa açığa seçmiş olduğunuz sınıfa ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Yaklaşık 1 hafta, 1,5 hafta, 2 hafta sürüyor. Sizin kasılma seviyenize bağlı, el çabukluğunuza bağlı arkadaşlar. Bundan sonra da yani toplam 13 tane sınıf var. 10 tane sınıfı siz belirleyip yolunuzu çizip açacaksınız arkadaşlar. Başka bir şey belirtmeye gerek var mı? Evet, var. Bizi eğitim kısmına atıyor. O olaylara geldiğimiz zaman. Burada bütün sınıfları deneyebilirsiniz. Eğitimlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela Warlock deneyeceğim şu an size. Örnek olarak Warlock'un kostümünü, eşyasını bize gösteriyor. Skill'lerini gösteriyor. Burada tek tek deniyoruz. Bir kartal attık mesela. İkinci kartal. Üçüncü kartal. Ne kadar kartal atarsak, ya da kuş, kuzgun diyelim, karga diyelim, neyse artık, onları atıyoruz ve onlar rakibin etrafına dönerek canını götürüyor. Burada bize bir nevi o sınıfın skill'lerini gösteriyor, kombolarını gösteriyor. Böyle yapıyormuşuz. Böyle yapıyormuşuz. Böyle yapıyormuşuz. Bir dakika. Şimdi. Bir, dur. Bir dakika. Bir.
yapıyoruz ama zor oluyor. Şimdi bu, bu, bu. Evet, son bir kere daha. Bitti. Bu eğitim kısmını tamamen bitirirseniz arkadaşlar, bize bedava bu sınıfın kostümünü veriyor. Bilginiz olsun. Ondan sonra da, hatta bir daha yapacağım. Hop, böyle bir özellik yaptık. Direkt patlıyor mesela. Hadi. Hop, o da gitti. Ve yaratığı öldürdük. Şimdi 4 açıldı. Yani Q'ya basacağız arkadaşlar. Basılı tutuyorum. Burada bizim manamızı dolduruyor. Böyle güzel bir yanı da var. Manamız bittiğinde dolduruyor arkadaşlar. Şöyle manamızı harcamaya devam ediyorum. Şimdi bunu attık, bunu attık. Ve rakip öldü. Ya böyle istediğiniz sınıfları deneyebilir. Hatta başka bir sınıfına geçeceğim şu an. Space'e bastım. Başka ne var? Şöyle üstüne geldiğinde gösteriyor. Kinetic var. Slayer var. Knight var. Gunner. Bu sınıfı da herkes çok öneriyor. PvE modunu sevenler varsa, PvE sadece oynayacağım diyen varsa Knight'ı öneriyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yok, ben PvP de oynayacağım diyorsanız Slayer, işte savaşçı, okçu, bunları öneriyorlar arkadaşlar. Bire bastığımızda silahımızın ayarı değişiyor. Taramalı ateş ederken bir anda füzeye geçiyoruz. Mesela bastık. Böyle tarayabiliyoruz arkadaşlar. Bayağı da seri ve güzel bir karakter. Grup olarak da çok rahat kesebiliyor. Grubu da yönlendirebilecek bir karakter diyebilirim. Gördüğünüz gibi alan vuruyoruz. Şöyle yapmaya devam edelim. PvE'de çok rahat kasılır bu karakter arkadaşlar. Cidden güzel bir sınıfmış. Şimdi Q'yu... İlk önce silahımızı bir değiştirelim. Değiştiremedik. Heh, değiştirdik. Şimdi burada ne yapacağız? Tamam. Bir şey yapmadık. Allah Allah. İlginç. Silahımızı değiştiriyorum ama. Çok fena. Abi güzel bir sınıf. Güzel, bayağı bir güzel sınıf. Burada da abi döktürüyor. Çok güzel. PvE sevenlere tavsiyem. Cidden harika bir sınıf. Bu tek tek atıyor. Bu da alan atıyor. Ya bayağı sağlam bir karakter diyebilirim. Geç arkada otur abi. Başka hiçbir şey yapma. Ama ben bu sınıfı da almayacağım. Size göstermek istediğim bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.